Ya siz ne diyorsunuz? Benim iki tane yetişkin evladım var. Bu ne iğrenç bir suçlama böyle. Sen Cavidan Hanım. Bunlar senin başının altından çıktı değil mi? Geldiğimiz günden beri huzurumuzu kaçırmak için her şeyi yaptın sen. Vallahi benim hiçbir haberim yok. Allah'ın işi işte. Öyle mi? O zaman biraz da ben ağzımı açayım da senin huzurun bozulsun. Babaannemi suçlama hiç. Senin o parmağındaki yüzük ele verdi seni. Daha dün babamın arabasında gördüm ya. Notunu da aldın mı bari? Ha? Biz senden vazgeçememiş ya. Ezo, öyle değil ben. Ne sen? Sen ne? Babam da zevkliymiş ha. Biz tabii hiç görmedik bunları. Annemi almazdı hiç. Senden vakit kalmıyormuş demek ki. Bırak. Sevdin mi babamı? Ezo, sen ne diyorsun ya? Babamı diyorum, sevdin mi? 15 yıl geçmiş, bir seni unutamamış ya. Sevmiş seni belli ki. Hem de biz hala aileyken sevmiş. Benim annem hayattayken sevmiş. Ben çocukken sevmiş. Baban benim uzun senelerdir ahbabımdı, bu kadar. Sen babamın metresiydin. Yüzsüzce utanmadan evimize girdin. Soframıza oturdun. Yüzümüze güldün. Hangi sıfatla ya? Hangi sıfatla? Ha, işte Cemal de geldi. Cemal abi. Bak seni yalanlıyor. Söyle. Ne işi var bu kadının parmağında yüzüğün? Ben verdim. Al. İnkar mı edeceksin hala? Peki. Tamam. Her şeyi anlatacağım. Saklayacak bir şeyim kalmadı. Oğullarım kabul etmez diye sustum. Gizledim. İçimde tuttum, içimde sakladım her şeyi. Aman kimse duymasın. Aman kimse görmesin. Tek başına bu yükü taşımak çok zor. Cemal'e sorun isterseniz. Cemal o günlerimin en büyük şahididir. Ha Cemal. Söyle. Anlatsana, kaçırma gözlerini. Çünkü ben artık saklamak istemiyorum hiçbir şey. Biz Cemal'le yıllardır birlikteyiz.
Ben hayatım boyunca böyle küçük düşürülmemiştim. Size yazıklar olsun. Nermin Hanım. Nermin Hanım ne olur bir dursanız, dinleseniz bizi bir. Nermin Hanım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Kadın gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Niye susuyorsun? Neden duruyorsun hala burada? Hadi yürü. Cemal, aklını başına topla oğlum. Bak, bak yüzüme bak. Bak yüzüme. O kadın bir yılan. Acıyıp yardım ettin diye seni sokmayacağını zannediyorsan yanılıyorsun. En ufacık fırsatta seni zehirleyecek. Kendine gel Cemal. Ya bu dünyada en son acıyacağın insan o. Hadi. Hadi gel. Anlat Ezo'ya her şeyi. Hadi. Bana bak. Yıllardır oğlumun ekmeğini yedin. Bu pisliği temizlemek bu aileye borcun senin. Ben bu aileye borcumu 15 sene önce fazlasıyla ödedim Cavidan Hanım. Artık oğlunuzun arkasını temizleme görevi bitti. Yeterince dinledim. Duydun mu? Yeterince dinledim. Ama ben bilmiyordum ki böyle olduğunu. Yani Cemal abi de hiçbir şey söylemedi. Böyle şeyler söylenmez çünkü. Böyle şeyler ulu orta konuşulmaz. Çok özür dilerim. Senden tek bir şey rica ediyorum Ezo. Bunlar çocuklarımın kulağına gitmesin. Ben henüz evlatlarımı açmamışken onlar duyarsa yüzlerine bakamam. Bari en azından buna saygı duy. Cemal. Canım beni eve bırakabilir misin? Nermin Hanım. Ya. Nermin Hanım. Ya ne olursunuz affedin beni. Çok özür dilerim.